Nedir bu bayır bucak meselesi? Türkmenler nasıl mücadele ediyor? Neyin mücadelesini veriyor? Bunu çok önemli bir konuğumuzla konuşacağız sevgili seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Sayın Kurtuluş Bozkır. Kurtuluş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Bey. Şimdi sadece tabii siyasetçi kimliğinden dolayı değil efendim. Yani Kurtuluş Bey henüz 10-15 gün öncesine kadar sürekli gidip geldiği bir yer. Bayır bucak Türkmenlerine yardım götüren ekibin başında. Ve belki de senenin daha çok bir kısmını o bölgede geçiren bir isim. Dolayısıyla bunu konuşmak için en uygun kişi. O konuşurken, biz konuşurken de belki hiç görmediğiniz değil mi? Görüntüler eşliğinde konuşacağız. Arkadaşlarım hazırlıyor. Şimdi Kurtuluş Bey şöyle bir durum var. Biz bayır bucak Türkmenlerin, daha doğrusu çok önemli bir kesim ülkenin tır hadisesiyle öğrendik. Devletimizin bu konuyla ilgili biz o tırı yardım götürüyorduk bayır bucak Türkmenlerine dedi. O meseleye girmek için söylemiyorum ama orada öğrendik. Gidip gitmediği konusunda isterseniz siz de söylersiniz söyleyeceğinizi. Ama efendim nedir bu bayır bucak Türkmenleri meselesi ve niye Rusya ve rejim bu kadar önemsiyor küçücük bir alanı oradaki soydaşlarımızın pozisyonunu? Evet. Şimdi Erkan Bey, Suriye Türkmenleri, Bayır Bucak Türkmenleri ile beraber yaklaşık Suriye'de değişik bölgelerde sadece Bayır Bucak'ta değil. Yani Bayır Bucak'ın önemini konuşacağız. Bayır Bucak'la Suriye Türkmenleri belki daha fazla gündeme geldi ama yaklaşık 3,5-4 milyon civarında Suriye'de yaşayan bir Türkmen nüfusu var. Bunlar Golan'da, Hama'da, işte daha başka kısımlarda. Az bir nüfus değil. Tabii yaklaşık 3,5-4 milyon bir nüfus var. Bölgeye gidip geldiğimizde edindiğimiz bilgilere göre orada yapılan asimilasyon çalışmalarıyla falan bunun 1 milyonu belki de 1,5 milyonu falan Türkçe bile konuşamıyor. Konuşamıyor. Unutturulmuş ya da yaşları falan Türkçe konuşuyor. Suriye'de Osmanlı'dan kalanlar diye bir tabir var Türkmenlerden duyduğumuz. Yani Misak-ı Milli sınırları çizildikten sonra Osmanlı'dan kalanlar diye o bölgede yaşayan Türkmenler hemen hemen Suriye'de yani niye bu işe dahil olduğunuz anlamında yani birçok basın yayın organlarında ya da siyasi düşünceye sahip insanlar ya bu Türkmenlerin ne işi vardı kardeşim? Bu Türkmenler niye işte güllük gülistanlık bu şekilde yaşarken Esad'la rejimle niye savaştılar ya da işte Amerikan emperyalistlerinin ya da orada cihatçı grupların falan oyununa geldiler gibi birçok şey duyduk, dinledik. Bizim de yani bir Türk milliyetçisi olarak, bir ülkücü olarak soydaşlarımıza ilişkin hassasiyetlerden sebep bizim hassasiyetimiz de maalesef MİT tırları meselesinden sonra yani bunu da bir samimi itiraf olarak söylüyorum. Bizim için geç kalınmış bir hadisedir. Geç kaldığımızı da düşünüyorum. MİT Oysa siz tırlarından sonra MHP olarak, tabii. ülkücüler olarak daha önceden orayı zaten Biliyoruz. biliyordunuz, Yani gidiyordunuz. Ben şahsi olarak da sizi evet. tanıyorum, anlatıyordunuz bunları. Evet. Evet. Yani savaş başladığı zaman tabii MHP'nin Türk dünyasıyla ilişkili milletvekilleri bu anlamdaki teşkilat yapılanmasındaki görevleri bir takım bilgiler partiye aktarıyordu ama bir müddet sonra hani her ne sebepten olursa olsun Türkmen'in hali orada kaçınılmaz bir durum arz etti. Yani Suriye'de bir savaş çıkmış. Orada yaşayan 3,5 milyon Türkmen var. Bir iç savaş var. Bunun belki bir kısmı rejimle beraber ama diğer bir kısmı da o üstüne basa basa söylediğim Osmanlı'dan kalanlar diye itilip hor görülüp yani devlette doğru dürüst memur olamamış, devlette asker olamamış, diğer Arap kardeşlerimizden daha bir aşağı Alt tabakada, sınıfta. alt sınıfta. Bunlar kendi ifadeleridir, bize anlatılan ifadelerdir. Bu sebeplerden dolayı horlanmış, dışlanmış ve yıllarca bir Türkiye hevesi olan, aynı zamanda ya başımıza bir şey gelirse ne de olsa bizim atalarımız, dedelerimiz, bize sahip çıkarlar algısıyla falan bir durumun içine düşmüş Türkmenler. Türkiye bize yardımcı olur diye Tabii düşünmüş. bununla ilgili şeyler var. Mesela kendi tabirleriyle diyorlar ki biz ilk işte bu savaşın içerisine dahil olduğumuz zaman ya dedik ki ne de olsa arkamızda Türkiye var. Türkiye bize sahip çıkar. Bunu da utanarak, çekinerek söylüyorlar. Yani o kadar ciddi bir Türk milletine karşı sevgi ve saygıları var ki. Ama maalesef işte savaş yoğunlaştığı zaman
biz oradan ailelerimizi, çocuklarımızı alıp Türkiye'ye kaçtığımız zaman bizim de diğerlerinden bir farkımız olmadığını gördüler. Yani genel anlamda zulüm gören, savaşta ezilen oradaki mümin kardeşlerimizin hepsi bizim için aynıdır. Fakat doğal olarak yani bunu cuma hutbelerinde de duyarsınız, yani önce akrabaya denir, yani bu dinimizin de gereğidir. Akrabalarından bir ayrıcalık beklediklerini söylediler. Fakat biz de Türkiye'de mülteci pozisyonuna düştüğümüz zaman durumun vahametini daha iyi anladık dediler yani. Bunu da çok fazla dinlendirmediler. Özel sohbetlerde bize de ısrarla hani böyle demeyin ki biz kendi çocuklarımıza, hani bir Türk, Türkiye'deki bir Türk kardeşiniz size bir tokat atarsa bile onu sağda solda anlatmayın ki bizim neslimiz Türkiye'deki kardeşlerine düşman olmasın diyen bir ruh hali içerisindeki kardeşlerimiz. Evet. Şimdi bir yandan da o görüntüleri veriyoruz değil mi arkadaşlar? Ha, siz evet. Hazırlıyorsunuz. Onlar demin rutindi. Bu arada şu düştü diyoruz son kale. O doğru bir tabir mi? Kurtuluş. Şimdi yani askeri anlamda tabii bizim şey bir tecrübemiz yok ama gidip geldiğim zaman gördüğüm haliyle söyleyeyim. Şu an Bayırbucak bölgesi maalesef ve maalesef diyorum %70 oranında düşmüş vaziyette. En son aldığım haberler, yakın bir tarihte döndüm zaten ve yaptığım telefon görüş, bölgedeki Türkmenlerle falan görüşüyorum. Her gün görüşüyorum ki geldiğim günden beri yani her gün rüyalarımda, evimde, her anımda, her saniyemde. Çünkü yan yana oturduğumuz, sohbet ettiğimiz, işte akşam görüşüp de orada biz ne yapabiliriz konuştuğumuz zaman sabah bir operasyonda şehit haberi gelen Türkmen kardeşlerimiz, diğer oradaki Arap mümin kardeşlerimizle hasbihal ettik. Acıdır, ruh halimiz iyi değil bu anlamda ve gördüğümüz şey şu. Yani Bayırbucak Rusya için ne kadar önemli olabilir? Rusya Orta Doğu'da stratejik orta olarak İran ve Suriye ile bir yola girdi. Yani bize ilkokuldan beri anlatılan sıcak denizlerden soğuk denizler olan muhabbetler, bize inkılap tarihinde, Türk tarihinde öğretilen şeyler, bizim bu yaşlarımızda falan gördüğümüz hadise, artık sıcak denizlere Rusya bir şekilde indi. Rusya orada, İran orada, Irak orada. Bir dünya değişik, dünyanın o Çanakkale'de tabir edilen kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela tabiriyle bir dünya yamyam orada. Tabii onlar da buradaki Türkmenler ve diğer cihatçı gruplar için aynı tabirleri kullanıyorlar, terörist tabirlerini kullanıyorlar. Ama yani bu konuyu tam olarak anlayabilmek adına bölgeyi ve bölgede savaşan diğer grupları da takip etmek evet, lazım. Bu arada Kurtuluş Bey'in telefonundan yansıyan evet. Kendisinde yer aldı bu. Yemek, yardım. Bu zamanlar Türkmen daha güllük gülistanlıktı şu anlamda. Orası bir savunma hattıydı. Biz de çatışmalar henüz yok, yoktu. Yani yer yer. Ama çatışmaların başladığı dönemde de siz oradaydınız. Evet, yani bu bizim oraya ilk gittiğimiz zamanlarda hani bu tam MİT tırlarının ardından biz de bir merakla ya bu MİT tırları işte hükümet sonuçta siyasi bir karşıtlığımız falan var. Türkmenlere yardım ettiğini söylüyor ve Suriye politikasını Türkmenler üzerinden yürütüyor. Bunun ne kadar gerçekliği var? Aynı zamanda soydaşlarımızın ihtiyaçlarını görüp yerinde tespit etmek anlamında bir yardım tırıyla beraber. Bu da sizsiniz. Peki bu gerçek bizim... mi? O zaman soralım oraya getirdiniz. Yalan diyemeyiz. Hiç kimse diyemez. Çünkü bu bir gerçek. Yani orada Türkmen nereden silah alıp da bu savaşın içerisinde olacaktı? Yaraldı. Bu bir gerçek. Fakat öyle abartıldığı kadar öyle aman aman bir şey olduğunu da ben görmedim. Yani çünkü orada denk bir savaş yok. Yani bütün dünyanın, özellikle Rusya'nın son dönemlerde bu belli oldu yani. İşte denizden füzelerle, her gün uçakla, yani ağır bombardıman altında Türkmenlerin elinde, orada da görürsünüz Kaleşnikov silahlar ya da orada öğrendiğimiz, kendilerini tabir ettiği ağır silah diyebildikleri Doçka, Kanas tipi mühimmatlarla bu insanlara karşı mücadele ediyorlar yani. Çok şehit veriliyor mu? Çok şehit veriliyor. Öncesinden de çok verildi. Türkmen Dağı'nda biz ilk gittiğimiz zaman şunu söyledik. Yani bir de maalesef şöyle bir şey var Kan Bey. Yani şimdi orada bütün müminler kardeş. Elhamdülillah. Bütün müminler bizim kardeşimiz. Biz din kardeşiyiz. Yani bizim orada bir şekilde eğer taraf olma, ne adına taraf oldu derseniz, yaşanan zulme karşı biz taraf olduk. Herkes için yani. Oradaki Arap, orada daha Doğu Türkistan'dan zulümden kaçıp gelip de orada cihat eden insanlar var. Birçok ülkeden mümin kardeşlerimiz omuz omuza bir mücadele veriyor. Tabii birilerinin terörist diye tanımladığı bir takım gruplar, oluşumlar falan var. Benim gözümde onlar zulme karşı omuz omuza haykıran, mücadele eden insanlar. İşin hani ehli sünnet boyutu ya da mezhepsel boyutları, bunlar çok çok farklı şeyler yani. Bir taraf
bir zulme karşı mücadele ediyor. Bu zulmün dibinde yani Esad rejiminin Suriye'de yönetim hakim olduğu dönemlerde uygulamış olduğu ayrıcalıklar ve baskı var. Yani durup dururken bu insanlar hani Miraç Ural denilen DHKPC'nin sözde lideri geçen gün bana özelden bir fake profilden falan çok da şey yapamadım. Hani o mudur değil midir diye. Zaten bölgeyle ilgili gerginin sistemli bir şekilde özelden bir şeyler yazıyordu sayfalarca. Öyle bir anlatıyor ki sanki bunlar çok masum insanlar. Türkmen orada günlük gülistanlık içerisinde yaşıyordu da birdenbire bir şeylerin içerisine dahil oldu. Yayınladı bunu. Dün de bir tweet atmış. Mercidab'ın intikamını alıyoruz diyor. Yani biz 500 yıllık diyor intikamımızı alıyoruz diyor. Yani hadiseye biraz buradan bakmak lazım. Yani Türkmen bu işin içerisine niye dahil olduğundan değil yani. Ya zaten Türkmen'le bir hesap var burada yani. Tamam, kimden sebep var? Yani Misak-ı Milli sınırları çizildikten sonra kendilerini tabi bazen espri olarak kullanıyorlar bunu. Diyorlar ki ya zaten dedelerimiz bizi sattı diyorlar. Tamam mı? Bunu bir espri olarak söylüyorlar yani. Şimdi de güvendiğin Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu buradan hiç çekinmeden söylüyorum. Yani uçak düştüğü gün ben oradaydım. Biliyorum, oraya gelecektim. Evet, konuyu, uçak düştüğü gün oradaydım. Kızıldağ'ın o ilk yoğunlaştığı zaman hadiselerden sonra gittim oraya ben. Bir tane uçak düşürdü Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben de bir çok sevindim yani ama bir yandan da kaygılandım. Yani aşağıda hadiseyi gördüğümüz zaman bir 3. Dünya Savaşı'nın zemini hazırlanıyor gibi yani. Ya onu da bir 3. Dünya Savaşı var orada aşağıda. Şimdi siyaseten bunu okuduğumuz zaman yani Sayın Cumhurbaşkanı, işte AK Parti hükümeti, gidin inanın bütün Türkmen'in, biz orada yani MHP'liyiz falan, aman ha ülkücüyüz bilmem ne demekten inanın imtina ediyorduk. Yani Ülke Ocakları sağ olsun, Ülke Ocakları'nın Sayın Genel Başkanı Olcay Kılavuz önderliğinde başlatılan kampanyalarla dağlara bizim amblemlerimiz falan girdi, Bozkurt amblemleri. Biraz önce ekrana gelen Turan Sancağı platformunu burada teşkilatların içerisinden hani biz yanlış da anlaşılmayalım. Hani MHP ne yapıyor falan şimdi o kadar tedirginiz ki yani. Bir platform oluşturdu ülkücü kardeşlerimiz, teşkilattaki yetkili kardeşlerimiz. Oradan bir takım insani yardımlar falan yaparak bölgeye gidip geldikçe biz hadisenin net ne olduğunu görebildik. Şimdi ben hükümete buradan seslenmek istiyorum. Yani benim orada arkadaşlarım diyebileceğim. Yani gidip sohbet ettim Erkan Bey. Şimdi sizinle burada sohbet ediyoruz. Bir bardak çay içiyoruz. Bir bardak arkadaşlar su ikram ettiler. Biraz önce ekranlara geldi. Ramazan ayıydı. Biz oraya ilk gittiğimizde büyük bir heyecanla falan hani Türkiye'den birileri geliyor. Ülkücü arkadaşlar geliyor. Rahmetli Türkeş'i çok iyi tanıyorlar. MHP'yi bir şekilde tanıyorlar. İnsanlar hani daha biraz da rahat, savunmatlı olduğu için ellerinde ne varsa daha da bize ikramlar, iftar sofralarında falan sohbetler. Şimdi biz bu insanlarla bir şekilde çok iç içe olduk. Hukukunuz yani, oluştu. Hukukumuz oluştu yani. Sadece Türkmenler değil, oradaki Doğu Türkistanlarla yani ta Çin zulmünde sırf Müslüman Türk oldukları için. Yani ben onlarla bazen konuşmaya çalışırken ya siz Müslüman Türksünüz, onlar İslam diyorlardı falan diyordum ki ya tabii ki İslam yani. Tabii ki İslam, elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama yani Türk Müslüman olunca bir sıkıntı var. Yani Çinli niye orada Doğu Türkistanlarla o kadar fazla uğraşıyor? Müslüman Türk olduklarından sebep uğraşıyor. Yani Huni Çinlileri falan da var orada yani. Ya da kendi sistemine, düzenine karışmadığı takdirde falan bir şey yapmıyor ama bir Müslümana bir zulüm var, Müslüman Türk'e ayrı bir zulüm var. Suriye'de de Müslüman Türk olmak zormuş zaten. Yani Müslüman Türk olmak gerçekten sıkıntılı bir şeymiş yani. Biz de hani burada etnik ırkçılık falan vesaire değil ama yani Türkmen benim soydaşım. Belki şunu da düşündük. Biz dedik ki yani bu insani yardımları biz Türkmen Dağı'nda toplayalım. İHA, oradaki tabii bize anlatılan şeyler, diğer Arap ülkelerinden falan toplanan yardımlar Araplara daha yoğun bir şekilde dağıtılırken Türkmen'e doğal olarak ya sizin de Türkiye'niz var deniliyormuş. Biz bunları da duyunca dedik ki ya bu Bayırbucak bölgesinin hassasiyeti, Bayırbucak'ta yaşayan Türkmenler bizim Anadolu köylüleri, annemiz babamız gibi daha saf, daha temiz. Bir de bölgeye ilişkin bir dünya tefrika, işte Türkmenler üzerine anlayamadığımız, bazen bizim çevremizden de oluşan bir karalama politikası. Yani işte yok devletin oluşturduğu gruplar, işte yok BOP'çular, yok işte arkasında Amerika var. Bunlar şuraya hizmet ediyorlar, yok bunlara silah verildi, bu silahlar satıldı vesaire vesaire. Sanki orada bir ticaret yapılıyormuş gibi falan. Böyle bir Türkiye'de de geri döndüğümüz zaman bir kara bir propagandayla karşılaştık. Yani ya dedik ki arkadaşlar yani Türkmen'i bu kadar itibarsızlaştırmak ne adına yani.
Velev ki diyelim ki bunun içinden orada bir savaş var. Aşağıda silah pazarı var vesaire bir şeyler var. Ya da senin yiyeceğin bitmiş, bize anlatılan şeyler. Acil ihtiyacın var, o sende yok, bir başkasında var. Ona mermi verip bilmem ne takas sistemiyle bir takım şeylerin sonuçta olduğunu savaş da duyduk. Yani. Sonuçta savaş. Ya da orada yani Türk milletinin hepsinin dört dörtlük olmayacağı gibi Türkmenin hepsinden de dört dörtlük olmayı beklemek bir saçmalık yani. Ama birkaç kişinin yapmış olduğu yanlışlar üzerinden orada Allah için cihat eden, kendi toprakları için mücadele eden, vatanı toprağı şeref namus bilen, aynı zamanda ya bu Osmanlı bizi buraya yerleştirdi, bak bu çok ilginçtir Erkan Bey, bu Osmanlı bizi buraya yerleştirdiyse bir bildiği vardı. Biz o Osmanlı'nın emanetçileriz. Biz bu topraklarda mücadele etmek zorundayız. Son Türkmen kalana kadar burada mücadele edeceğiz. Çünkü atalarımızın bir bildiği var. Biz Selçuklu torunuyuz gibi. Yani bu hadiseye samimi, içten, yani o görüntüler içerisinde bakın bir Türkmen çocuğu. Bunlar Halep Türkmenleri. O Halil diye bir kardeşimiz var orada. Halep Türkmenleri. Bizleri sevdiler. Biz kimseye gidip hani bizim ülkücü olduğumuzu falan öğrenince hemen elleri Bozkurt falan böyle. Halepli Türkmen kardeşimiz. Bakın orası... 2. Said Tümen'in sınırdaki karargahı, Türk bayrağı biraz yıpranmıştı orada. Türkiye'den böyle yani gönüllü gelen birkaç arkadaş falan göğsünden bayrağı çıkardılar orada. Bir baktım ki bayrak direğine tırmanıyor. Ben de bir heyecanla gittim. İşte Türk bayrağı asıldı oraya. Yanında Türkmen bayrağı var. Kurtuluş Bey, şuralar şu an düştü mü? Şu görüntüler, bu şimdi, fotoğrafların olduğu yerler. Bakın elimde bazı şeyler var. Tam da onu soracaktım. Yani, bir de sizin anlattığınızdan diyorsunuz ki mesele sadece stratejik toprak meselesi değil, Türkmenlere manevi olarak da bir kinle özel olarak bir saldırı var orada. Şimdi bu doğru, bu işin bir boyutu da ben bir de şöyle ele alalım. Yani Türkiye burada niye Türkmenle olmalı ya da Türkiye bu oyunun neresinde? Türkiye bugüne kadar uygulamış olduğu politikalarla, Orta Doğu politikalarıyla falan nasıl bir sonuca ulaştı, nasıl bir sonuç aldı, nereye geldi? Yani bu Arap Baharı denilen hadiselerin içerisinde biz hükümeti bir şekilde hep gördük yani. Yani bir yerde hep bir eli vardı. Ya bizim çıkarımız, edinimimiz, kazanımımız ne oldu? Yani nedir? Bunu birileri bir anlatsın, biz de bir anlayalım yani. Aşağıları bitti. Irak çok eskiden beri Amerikan emperyalizmi tarafından güya kurtarıcı rolünde bir işgale uğradı. Yani orada bizim mümin kardeşlerimiz Kürt'ün, Türkmen'in, oradaki Arap'ın çoluğuna, çocuğuna, ırzına, namusuna geçildi. Parçalara bölündü. Bugün İran'ın yayılma politikasıyla falan oluşturulmuş bir Şia merkezi hükümeti var. Diğer tarafta bizim yıllarca ya işte kendi içimizden Kürt kardeşlerimizi tenzih ediyorum ama bölünmek bir ayrı bir durum gibi algılanmak adına oluşmuş, çok önceden oluşmuş bir zaten Kürt devleti ya da özerk bölgesi orada vardı, bunlar ilanından önce vardı, biz bunu yıllar önce biliyorduk. Ya bu politikalar içerisinde hükümet şimdi belki stratejik olarak aşağıyı biraz daha iyi gördüğüm için belki doğrudur, belki doğrudur diyorum. Barzani ile hareket edip oraya asker indiriyor. Öbür tarafta Irak Türkmenleri maalesef Amerikan postaları oraya girdiği zaman sesini çıkarmadı ama Türk askeri geldiği zaman kıyametleri kopardı. Mezhepsel anlamda bir savaşın zemini hazırlanıyor. Bu var çünkü emperyalistlerin Türk milletiyle ya da İslam'la, ümmetle derdi hiçbir zaman bitmedi. Bizden çok daha iyi, mesela bizim bilmediğimiz kadar Vahabi inancını, Selefi inancını, Sünni inancını, Nusayri inancını, Alevi inancını çok çok iyi biliyorlar ve işliyorlar bir şekilde. Yani Suriye Savaşı'nı ben bu Cumhuriyet Halk Partisi kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Benim eşim de bunu da üstüne basa basa söylüyorum burada. Suriye Türkmenlerinin yanına giden, oradaki cihada bir şekilde insani yardım noktasında da olsa elinden geldiğince mücadele eden ve babayı teneffüs eden birisi olarak söylüyorum. Benim eşim Alevi Ocağı'ndan, Baba Mansur Ocağı'ndan bir dede torunudur. Yani ben oradaki savaşın bir Alevi-Sünni savaşı olduğuna inanmış olsam, yani evde hanımımla, ondan doğacak çocuğumla, o nesille kavga etmiş olmam lazım benim. Yani Nusayriliğin girmiyorum. Yani akıl bali herkes Nusayriliğinle Anadolu Bektaşi'nin arasındaki farkları çok çok iyi bilir. Yani orada bir mezhep savaşı yok. Hele hele bu Bayırbıcak Türkmenlerinin bütün mücadelesi, ya yıllardır orada yaşıyorlar. Yani kendi topraklarının mücadelesi. Dertleri ne istiyorlar onlar? Buraya... Türkmenler bunlar, buraya Suriye Esad rejimi girmesin mi? Dert bu mu yani? Ya bunların şey yani Özgür Suriye Ordusu'yla beraber çıkılan hareket yolda edin. Şuydu. Yani Birleşik Suriye'de, Birleşik ilk etaptaki düşünceleri, yani Birleşik bir Suriye'den yanaydılar. Esad'sız bir demokrat bir rejim
olduğu takdirde Birleşik bir Suriye'den yanaydılar. Sonrasında onlar da şunu çok iyi fark ettiler. Yani bu anlamda belki Türk hükümetine çok güveniyorlardı ama ben zaman zaman edinilen sohbetler, yaptığım araştırmalar, işte o bölgenin kamplarındaki, Türkiye'deki kamplardaki insanların, hani bir baktık ki yani 3 milyon, biraz önce bahsettik, 4 milyon Türkmen içerisinde savaşan çok fazla Türkmen yok. Bu da bir problem olmaya başladı. Birilerinin tefrikasına sebep olmaya başladı. Dedik ki ya bu Türkmenler niye savaşmıyor kardeşim? Yani bir, müminiz cihat var. İkincisi Türkmen'in kendi toprağı, bölgesi falan var. Niye bu kadar yoğun Türkmen nüfusundan çok az sayıda savaşçı var? Baktık ki ilk etaptaki savaşta Hama'da, işte Golan'da bu ilk mücadele başladığı zaman Türkmenler ciddi bu işin içinde varlar ve ilk savaşçıları, bu işi böyle yürekten yapan, Allah rızası için bu işe koşan, inanmış insanların çoğu zaten ölmüş. Yani ilk bu işe Bayırbucak'ta başladıkları zaman ellerinde tahta, kırma tüfeklerle birkaç tane gencin başlattığı bir hadise Bayırbucak'ın bu işe dahil oluşu. Yani bir rejim karakolunu basıp kırma tüfeklerle oradaki rejim askerlerini silahını eline geçirip bu mücadelenin içerisine katılmışlar. Neden sebep katılmışlar? Esad rejiminden gördükleri zulümden, ezginliklerinden, ezilmişlerinden mütevelli bu savaşın içerisine dahil olmuşlar. Onun harici bu bölge zaten... Onu gösterelim Kurtuluş Bey, onun üzerinden yani konuşuyoruz. Şuradan konuşalım mesela... Ben göstereyim şöyle arkadaşlar, Kurtuluş Bey şuraya. Şimdi, nedir Bayırbucak, neresidir? Şimdi Bayırbucak dediğimiz bölge burası. Bayır, bucağı birleşik kullanıyorlar ama maalesef iki yıl aşkın süredir bucak bölgesi rejim askerleri elinde. Buranın önemi şu... Şu kırmızı bölge. Buralar da şu an kaybedildi. Bakın Kızıldağ, işte Acısu. Acısu'nun bende ve orayı bilenlerde çok ciddi bir şey vardır. Acısu'da en sonki Kızıldağ operasyonunda 50'nin üzerinde Doğu Türkistanlı kardeşimiz denizden Rus füzeleriyle vurularak, yani hunharca, yani uluslararası savaşlarda kullanılmaması gereken füzelerle öldürüldüler, katledildiler. Son füze saldırılar. En son. Gemiden atılan. Tabii işte Fırınlık bölgesi, şu an rejim bu tepelere çıkmış. Kızıldağ dedikleri bölgeler. Kızıldağ'ın diğer bir özelliği, buradaki Yayla Dağı'na yakın angajmanın içindeki sınırlara yerleştirilmiş Türkmen tugayları var, tümenleri var. Yani bunu burada rahat söylüyorum çünkü bunu artık rejim de biliyor, herkes de biliyor, herkes biliyor yani. Bu sınır hattını Kızıldağ yukarıdan hakim tepeler çok rahat bir şekilde görüyor. Kızıldağ'dan bunların hareketle gördüğü için tank ve diğer şey hedeflerinde falan önce bir bunların birbirine lojistik irtibatlarını kesmek anlamında falan psikolojik baskı oluşturdular ve bugün de yaklaşık 20'ye yakın köy rejim ve onunla beraber hareket eden İran, Irak, Şia gruplarının elinde. Aynı zamanda çok acıdır ki Yamadi bölgesi tam angajmanın içi sıfır. Sivillerin en son köylerde bunlar sivilleri vurmaya başladıkları zaman orada yaşayan yoğun bir, yani 15-20 bin, 30 binin üzerinde sivil halk vardı orada. Köylerde yaşıyorlardı. Bu hatlar o zaman gözetleme kuleleriyle beraber Türkmenlerin ve diğer Türkmenlerle beraber hareket eden cihatçı grupların nöbet tuttuğu yerlerdi. Burası bir savunma hattıydı. Biz ilk gittiğimizde dedik ki yani bir baktık, bölgeyi de araştırdık. Birileri başladı. Ya dedi Türkmenler savaşmıyor, işte aşağıda daha sıcak savaşlar var, bu Türkmenler burada yatıyor falan. Şöyle bir baktık, yatıyor mu? Biraz rahat yatıyor gibi görünüyor. Ama sonradan fark ettik ki, evet aşağıda bir savaş var ama burası çok önemli bir hat. Yani bugün konuşulan PYD Kürt koridoru, yani kurulacak olan ya da kurulması düşünülen Büyük Kürdistan hayallerinin, İsrail'in, Amerika'nın hayallerindeki Kürt koridorunun Laskiye'ye kadar inebilmesi için Bayırbucak'tan geçmesi lazım. Demin haberde de verdik. Yani, o hattı, o koridoru açamıyor. Buradan geçmesi lazım. Ve dikkat edin, diğer bölgelerde de yani Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın ısrarla işte Fırat'ın batısı, doğusu tartışmaları yapmış olduğu bölgeler, buraya geçirmeyeceğini dediği, DAEŞ'in organize bir şekilde Türkmen nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerde saldırıp onları boşalttıktan sonra PYD'nin yerleştiğini gördük. Bunu sadece biz görmedik. Yani herkes gördü. Bütün dünya bunu izledi. Yani IŞİD saldırdı oraya. IŞİD saldırdı. Boşalttırdı. IŞİD vuruldu. Yani ben buradan diyorum ki kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun Rus emperyalizmi. Yani oradaki tabirle, yani kafirin adı yok. Kafirin adı bana göre Amerikalı da kafir, Rus da kafir. Yani eğer kafir buradaki Müslümanlar için iyi niyetli bir şey düşünüyorsa ben böyle bir şeye inanmıyorum yani. Ama şöyle bir durum var. Yani Türkiye NATO ülkesi. Türkmenler
bir şekilde Amerikan ya da Türk istihbaratıyla vesaire çok şey yapmak istemiyorum, girmek istemiyorum. İrtibatta oluyorlar diye tefrikalar yapıldı. Ya Türkmen'in kimsesi yok ki. Eğer Türkiye NATO üyesi ise kardeşim, Türkiye bunları bir şeye yönlendiriyorsa, bunların da tek sahibi Türkiye ise bir şekilde bir durumun içinde olacaklar yani. Buna Türkiye diyecek ki sen şurayla irtibat kur, sen şurayla hareket et. Şimdi yani. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz, onu bir konuşalım. Yani sevgili seyirciler, bayır bucak Türkmenleri deyince, demin de söyledim, aklımıza böyle bir tırların yardım götürüp götürmediği tartışması var. Kurtuluş Bey oraya çok sık gidiyor. Az sonra soracağım, hatta uçak, Rus uçağı düşürüldüğünde muhtemeldir ki uçağın düşüş anını bile, şahit oldu. Evet. Bir soru da soracağım onunla ilgili. Diyor ki yani orada mesele stratejik bir nokta olması hasabıyla, yani o Kürt koridorunun açılmasının istenmesi, az önce haberde de verdik. Türkmenlere uzun bir zamandır beslenen etnik yapısına beslenen kin, onunla intikamcı duygular. Şey var mı Kurtuluş Bey, kendi aralarında hep konuşuldu, Irak'ta da bu konuşuldu. Mezhep farkı mesela, Sünni Türkmenler, Şii Türkmenler, işte Alevi Türkmenler, bunların arasında bir ayrımcılık oluyor mu, yoksa hepsi temelde orada niyeti biliyor, ortak mı hareket ediyor? Yani niyeti çok iyi biliyorlar orada. Yani şimdi genel tabir olarak burada yalansız silahsız konuşalım. Kendileri kullandığı için rejim, özellikle Nusayriliği Türkiye'de sol tandaslı gruplara, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu Alevi oluşumlarına ve Anadolu Bektaşiliğini, yani Nusayrilikten çok çok ayrı olan, bana göre yani Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Pir Sultanlar, Mevleviler, Türk İslam senteziyle Türk'ün İslam algısını, Türk'ün İslam anlayışını ve Türklerin İslamiyet'e geçişten sonraki İslam'la ters düşmeyecek örflerini, adetlerini, törelerini yaşatmak adına mücadele etmiş bu evliyalar, bu erenlerin oradaki Nusayrilikle dağlar kadar arasında fark var. Ama genel tabir olarak kendileri de dikkat edin. Bunu özellikle DHKPC zihniyetindeki yapılanmalar var orada. Bu Miraç Ural destekli, onun da liderliğini ve komutanlığını yaptığı gruplar sistemli bir şekilde Türkiye'deki Alevi soydaşlarımıza, Alevi kardeşlerimize sanki burada bir Alevi katliamı, bir Alevi düşmanlığı, bir Sünni-Alevi çatışması varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz de dilimizin döndüğünce, belki orada Türkmenlerle sohbet ettiğimizde, hani Alevi terimi aşağıda kullanılıyor. Yani diğer gelen cihatçı gruplar falan da Alevi terimini kullanıyor. Biz onlara ya Alevilik Nusayrilikten farklıdır deyip dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şimdi Anadolu Bektaşiliği çok çok farklıdır diye anlatmaya çalıştık. Ve hatta yani bizimle beraber o resimlerin içerisinde vardır. Burada İstanbul'da yaşayan Alevi kökenli kardeşlerim oraya geldiler bizimle beraber. Benden sonra da gittiler. İnsani yardım toplanırken buradaki Alevi kardeşlerimiz öncülük ettiler. Yani orada sonuçta bir zulüm var. Kimsenin orada mezheple şununla bununla bir derdi yok. Bayır bucak Türkmenlerin özellikle bütün mücadelesi ya kendi yaşadığı topraklar. Yani genci gitse yaşlısı gitmiyor. O köyleri ben ilk gidip gezdiğim zamanlarda bir baktım ki işte varil bombaları atıyorlar helikopterlerle falan. Köylerde yaşlı yaşlı insanlar, ya amca teyze siz burada ne yapıyorsunuz, işte savaş var falan. Biz Osmanlı'nın emanetleriyiz. Biz burayı terk etmeyeceğiz. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, burada da öleceğim diyordu. Yani. Ve halen aynı zihniyetteler. Sabah yaptığım görüşmelerde Yamadi'de yaklaşık 10 binin üzerinde sivil, artık bütün köyler, yani bu bahsediyorlar ya Türkmen dağa düştü diye. %70 oranında köyler şeyin elinde, rejimin elinde. Yamadi'nin karşısında Selma köyü var. Maalesef Rus yayınlarından falan da gördük. Ciddi bir Rus askeri yığınağı yapılıyor oraya şu an. Yapıldı. Kendileri de yayınladılar bunu. Şimdi orada 10 binin üzerinde, 15 bin üzerinde çoluk çocuk aile var yani orada. Sabah görüşmelerimde Yayladağ Kaymakamlığı'yla görüşüp bunların bir kısmını Türkiye'ye geçirebilmek için uğraşıyorlardı. Büyük bir kısmı da diyor ki yani bu savaş burada bitmeyecek. Türkmen daha düştü. Ne olacak? Türkmen daha düşünce Türkmen'in mücadelesi mi bitecek orada? Hayır. Aşağıya İdlib tarafına çekilecekler. İşte Halep'te mücadele eden, buradan da selam söylüyorum Sultan Murat Tugay'ına, oradaki Muntasır Billah'ın komutanı. Orada bir teyze Firaz var, sürekli YouTube'da yayınlanıyor. Evet, ben onu görüyorum. Onu, inanın, bakın çok bütün hoş, samimiyet net şeyler odur. Yani o kadın orada Türkiye'den gönüllü, Allah razı olsun. Paraları bile almıyor yani. Almıyor, diyor ki evladım siz diyor burada diyor ateşin altındasınız diyor. Ben bunu nasıl alayım diyor. O Muntasır Billah'ın, bizim Firaz Paşa diye komutanları var.
onların dağıttığı yardım kampanyalarıdır. Yani bunlar bir yandan savaşırken bir yandan da oradaki sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyorlar. Şimdi bizim mücadelemiz de o. Bakın burada Ülkü Ocakları'nın yapmış olduğu kampanyalarda yani ülkücülerden başka kimse sahip çıkmıyor deniliyor. Doğru mu bu? Mesela siz bayağı bir yardım götürdünüz oraya. Yani tam yardımlar yerini buluyor mu mesela bu? Şu an neye yardımlar çok ihtiyaç buluyor. Var? Türkmenlerin silah tamam. En çok nedir ihtiyaçları? Şimdi Türkmenlerin yardımlar yerini bir şekilde buluyor. Nasıl buluyor? Diyelim ki ben Türkmenler üzerinden götürmeye çalışıyorum bu işi. Ülke Ocakları ben derken Milliyetçi Hareket yani. Camiası olarak. Bazı bizim içimizdeki yani ülkücü camianın içerisinden yetişmiş arkadaşlarımız ama biraz daha farklı düşünen kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Ben burada onları konuşmayacağım. Onlar da bir şekilde ulaştırıyorlar. Türkmen'e de, Arap'a da, Doğu Türkistanlı'ya da vesaire ulaştırıyorlar. Ama biz burada hani bir strateji, ben siyaset yapan bir insanım. Ben ilk gidip orada gördüğüm duruma ilişkin şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki eğer Türkmen, şunu da düşündüm yani bugünkü sonucu. AK Parti hükümetinin politikalarına ben buradan söylüyorum. Şahsi düşüncemdir bu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamaz. Yani ben onun politikalarına inanmıyorum. Aşağıdaki politikalarına. Eğer öyle yani bahsettiği şekilde bu politikaları yürütmüş olsaydı bugün Türkmen bakın buraya Cenevre, çok önem verirdi. Anlattığınız kadarıyla çok stratejik. Yani şu da var. Yani sen herkese aynı gözle bakıyorsun. Herkese. Evet. Bütün müminler benim kardeşim. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Orada Arap, orada Doğu Türkistanlı, orada Müslüman olmuş da yani tabiatı farklı olan insanlar cihat inancıyla ki cihat Allah'ın emridir, dinimizin gereğidir. Cihat Allah'ın emridir. Orada bir cihat olduğuna inanmış, cihat eden insanlar var. Evet bu bir bütün. Fakat yani Arap devletleri oradaki Arap mücahitlere biraz daha farklı davranıyor. Yani onların imkanları Türkmenlerden biraz daha iyi. Örneğin Türkiye'deki Türkmen kamplarıyla Arap kamplarını kıyaslarsanız yani Arap kampları konteyner kamplar. Yaşam şartları çok daha düzgün. Yani Osmaniye'deki Türkmen kampına gidin görün Erkan Bey. Hele ilk kurulduğu zamanlarda Guatemala'dan daha beter bir halde Türkmen kampları yani. Şimdi bazen oradaki Türkmenler de espriyle gülüyor. Diyor ki ya diyor bizim Türkmenlere hiçbir şey yapmasınlar diyor. Savaşan Türkmenler söylüyor. Neden diyorum ya işte sonuçta. Diyor ki orada rahatlarsalar diyor burada savaşmıyorlar diyor. Bu da belki bir gerçek. Ama işin insani boyutu yani cihat etmek, Allah yolunda şehit olmak Cenab-ı Allah'ın insanlara nasip edebileceği bir şeydir. Yani bunu her ne kadar karşıt düşünenler bu düşünceye farklı söylüyorsa da eğer bugün şimdi Miraç bana yazmıştı sizin orada ne işiniz var diye falan. O bir de farklı algılıyor, tefrika yapıyor. Sanki biz oraya asker götürüyoruz vesaire bilmem ne falan. Oraya gönüllü gitmiş, o resimlerde göreceksiniz. Türk milliyetçiliği evet. Ülküsüne, ideolojisine inanmış. İlahi kelimetullah nizamı alem davasını güden aslan gibi kardeşlerimin ben orada mücadele ettiğini gördüm. Ama bunları biz göndermedik, biz organize etmedik. Öyle bir şeye zaten gerek yok yani. Kendileri çıkmış gelmişler Allah razı olsun mücadele ediyorlar orada yani. Evet. Biz oraya sistemli bir şekilde bir şey taşımadık. Ama sen bana Suriye'de ne işin var dediğin noktada senin ne işin varsa bizim de o işimiz var dedim ben kendisine. Evet sizin ne işiniz varsa bizim de o işimiz var ki. Yani onun o arka plandaki düşüncesi sen bugün eğer 500 senelik rövanş aldık diyorsan bugün Türk milleti şöyle bir kendine gelmeli. Yeniden gözünü sadece bayır bucak değil Suriye meselesine bir çevirmeli. Türkmen'in buradaki halini düşünmeli ve şunu düşünmeli. Eğer ben bu misak-ı milli içerisinde yıllardan beri rahat ve huzur içerisinde yaşıyorsam benim Konya'dan, onların birçoğu Konya'dan, Anadolu'dan gitme kişilerdir. O sınırın arkasında kalıp sırf Osmanlı'dan kalanlar diye zulüm gördülerse ve şimdi de 500 senelik rovanş dedikleri hadise yani Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık'ta vermiş olduğu savaşın Osmanlı'nın kazanmış olduğu zaferin intikamını 500 sonra Türk milleti Türkmen üzerinden burada yaşayan Türkmenler üzerinden alıyorlarsa bu ayıp biraz da bizim ayıbımız yani. Şimdi oraya insani yardımlar gidiyor. Bu iş pirinçle bulgurlu olacak bir şey değil. Ben bir şey demek istemiyorum ama şunu net söylüyorum. Ya oradaki mücahitlerin yiyecek ekmeği olmasın kardeşim. Toprak yesinler ama onun uçağına, onun atmış olduğu bombaya karşılık onun da yapabileceği bir şey olsun. Evet Türkiye bir şeyler veriyor. Veriyordur yani. Veriyor da kendisi de söylüyor zaten. Yani Sayın Başbakan MİT tırları meselesinde bağıra bağıra seçim öncesinde bir de dikkat edin. Evet biz o tırlar dedi şeye gidiyordu dedi Türkmenlere gidiyordu dedi ve oradaki Türkmen komutanların benim de sonradan tanıdığım bir sonra da açıklamalar yaptırdılar. Bu tırlar bize geliyor diye.
Evet, oraya bir şeyler gidiyor yani. Gidiyor da ne kadar yeterli? Ya da ya, hükümete sesleniyorum buradan. Siz orada bir şekilde Amerika'yla diyeyim, Rusya'yla değildir herhalde. Çünkü öyle düşünürsek diğerlerinin tezini doğrulamış oluruz. Rus uçağını vurdun kardeşim. Yani Rus uçağını vurdun. Ben de oradaydım. Rus uçağı düştü. Millet bir sevindi. Ondan sonra hiçbir şey yapmadın. Ondan sonra şimdi uçak ben uçuramıyoruz şu an. Ya yayla dayla görüşüyorum. Oradaki sabah gelirken Ülke Ocağı Başkanımız da, Oğuz Başkanıma da çok selam gönderiyorum. Oradaki Ülke Ocağı Başkanı Oğuz Başkan ve Celal Başkan, MHP İlçe Başkanımız. Bir de bu iki kardeşimiz de orada. Yani Allah onlardan razı olsun. Hani Yayla Dağı'na vatandaşların yoğun bilgisi oluştu ya. Yani oradaki Ülke Ocağı, yani gidip misafirlerin, yani MHP'li veyahut da değil, kim oraya gitmişse onlara misafir edip çayını çorbasını onlara hizmet edip kaç senedir misafirperverlik yapıp insanları ağırlıyorlar. Diyor ki ya diyor, geçen diyor sınıra doğru gittik diyor, hani Yayla Dağı'ndan bomba sesleri duyuluyor başkanım ama diyor ya diyor resmen kaç sefer diyor angajmanın içine attı. Yani Yayla Dağı sınırlarına kadar girip Rus uçakları döndü. Şimdi ha, yani o şeyden, hadiseden sonra defalarca daha da fazla defaten geçtiler şimdi, bizi. O zaman şöyle diyor düşünelim bu işi. O zaman tersinden düşünelim. Yani benim gördüğüm kadarıyla hükümetimiz orada Amerika'yla ve işte diğer gruplarla işte beraber hareket ediyor. Uçağı düşürdün. Abi kime hizmet ettik biz o zaman? Yani bu uçaktan sonra Rusya bir bahaneyle, tamam mı? Vay bizim uçağımız düştü, pilotumuz öldü deyip askeri yığınak yaptı. Bütün hesap şu Laskiye Limanı. Yani evet, haberlerde Laskiye Limanı veriyor. Yani bugün oradan sevinç naraları atan Miraç Ünal ve yandaşları, Esad yandaşlarına diyorum. Yani bugün 500 yıllık hesabı aldığınızı düşünüyorsunuz ama bir bölge için düşünüyorsunuz ama bu hesap böyle bitmez. Eğer sizin gerçek yüzünüz, gerçek kininiz, gerçek nefretiniz buysa, Türk milletiyle hesabınız buysa, 500 yıl önce revansı alma hesabıysa daha çok işiniz var yani. Ki kendileri dillendiriyorlar. Bakın ülke nelere gebe Erkan Bey. Belki lafınızı kesiyorum. Çok konuşuyorum ama affınıza sığınıyorum. Yani doluyum, heyecanlıyım. Yani sabaha kadar da rüyalarıma giriyor orası benim yani. Adam yazışmalarında diyor ki Türkiye'nin de uygulamış olduğu politikalarla diyor Kürt etnisitesini diyor Kürt ayrımcılıkla diyor bir savaşın içerisine ittiniz diyor. Unutmayın ki diyor Hatay isyanı diyor ondan çok daha büyük olacak diyor. Bunu Miraç Ural söylüyor. Bu adam Twitter hesaplarından, Facebook sayfalarından falan kin nefretini kusuyor. Resimler atıyor. Bakın burada çok daha önce bunu bilgisayardan çıktı olarak aldım. Reyhanlı patlamasını biliyorsunuz. Hı hı. Yani bu adam Miraç Ural Türkiye cehenneme dönecek yeni bombalar patlayabilir diyen bir adam. Yani. Şimdi bu adam 500 yıllık rövanş aldık diyor. 500 yıllık rövanş. Kürtler meselesine buradan bakın diyorsunuz. Buralardan bakalım yani hadiseye. Anladım. Aynı zamanda bu adamın rolü çok çok önemli ki. Bakın biraz önce de söyledim. Burada bir Alevi-Sünni savaşı yok. Güzel kardeşim yani. Nusayri inancı farklı bir şey. Ben ona da bir şey demiyorum. Adamın inancıyla bir derdim yok kardeşim. Adam Nusayri de olabilir, Hristiyan da olabilir. Anladın mı? Ehl-i Sünnet de olabilir, olmayabilir de. İnsan insan olur. İnsana zulmetmez. Herkes tarafından kabul görür. Yani Esad Suriye nüfusunun 1/5 ya da daha azı bir sayıya hakimken orada bir liderdi. Bu liderle tatiller yapan bir cumhurbaşkanımız vardı. Ama biz Esad'a nasıl bakıyorduk Türk milliyetçileri olarak? Esad'a nasıl baktığımı söyleyeyim. Yıllarca Abdullah Öcalan denen hain terörist başını Suriye'de barındırdılar. Ve bu adam onun o günde yanındaydı. Abdullah Öcalan'ın yanındaydı. Yani PKK terör örgütünün yanındaydı. Bugün Rusya'yla seviniyor. Rusya geldi, Ruslar geldi. Ruslarla beraber bir hesap görüyorsunuz. Bizim Ruslarla çok hesabımız var. Şey bitmeden süre şu uçak meselesini soracağım. Çünkü orada bir şey daha eleştirildi. Ben biliyorum oradaydınız. Görüntülerde de gördüm ben hatta. O pilota ateş açılması eleştirildi. Ama birileri bağırıyordu. Yani vurmayın deniliyordu. Bu çok spesifik bir konu. Bir de orada o grubu yöneten kişi MHP Ülke Ocakları Başkanı mı? Değil yok öyle bir şey. Şimdi ya o bugün Çelik, Alparslan Bey bugün haberlerde Rusya fellik onu arıyor deniliyor. Şimdi bizim serde yiğitlik vardır ya. Ülkücülerde böyle bir şey vardır. Serde yiğitlik vardır. Bizim ağzımızdan laf çıktığı zaman geri de dönemeyiz yani. Şimdi evet Alparslan Çelik orada var. Var da nasıl var yani? Ben bunu kendisiyle de konuşmadan hakkını da helal etsin ama yani
bir şeyden endişe ettiğinden sebep de söylemiyorum. Kendisi de endişe etmiyor yani Alparslan Çelik'in. Bugün maalesef havuz medyasının Hürriyet'in bir tane muhabiri Alparslan Çelik'le bir röportaj yapmıştı. Yanılmıyorsam bir 5-10 gün önce. Hı. Önce bunu yayınladı. Kahraman. Ondan sonra döndü. Aynı havuz medyasının sahipleri bugün Rusya fellik fellik amiyane tabiriyle her yerde Alparslan Çelik'i arıyor. Taşların altında arıyor, köylerin içinde arıyor vesaire arıyor. Ya bu Alparslan Çelik savaşına mı döndü yani? Rusya'nın pilotu, bir tane pilotu bu kadar mı kıymetliydi? Şimdi orada iyi araştırsınlar, videolar var. Alparslan Çelik Kızıldağ Savaşı'ndayken ben de yani biz geçmiştik, sınırın ötesindeydik. Sabah erkenden uyuyamadım. Hani operasyonu bir şekilde ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye telsizlerden takip eden bir koordine merkezi var. Koordine merkezinden ben de izliyordum. Savaş nasıl başladı? Telsizlerden işte diğerlerinin sesleri de geliyor. Oradaki mücahitlerin Türkmen, Arap, yani oraya Arap mücahitler de beraber girdi, Türkmen mücahitler de beraber girdi. Kızıldağ ilk alındığı zaman hani yeni. Uçak vurdu Erkan Bey. Vurmaya başladı yani. Bir 10-15 dakika mücahitlerin üstüne telsizlerden geliyor. Ben de duyuyorum oradan. Türkmen, hani Arapça da konuşsa Türkmen kardeşlerimiz tercüme ediyorlar. İşte birbirlerine uyarıyorlar. Uçak vurdu, şurayı vurdu, tekrar aynı yeni vuracak falan. Mücahitler çıktı, Kızıldağ'ı aldı. İşte oradaki şebiyalar ya da karşıdaki askerler kimse böyle infial halinde kaçışıyorlar. Affedersiniz tövbe başa Allah'a küfrediyorlar. Komutanları telsizlerden diyor ki kaçmayın takviye gelecek, komutanlarına küfrederek kaçışıyorlar. O esnada başladı uçak vurmaya. Tabii uçaktan önce de toplarla vuruyorlar Kesep tarafından, hakim yerlerden. Havanlarla vuruyorlar. Bir bombardıman anlatamam size. Yani Allah oradaki mücahitleri koruyor bir şekilde. Yani mermi yağar gibi ya da yağmur yağar gibi, dolu yağar gibi insanın kafasına bombalar yağıyor. Ben bunları gözlerimle izledim. Ve hatta o iki gün sonra da o Kızıldağ alındıktan sonra ben de böyle hevesliyim ya, meraklıyım işte dolaşalım falan derken grupla dolaşırken pat diye bir bombardımanın içerisinde kaldım. Tam 2 saat, 3 saat her tarafımıza bomba düştü. Ben orada savaşmıyorum ama alınmış yerler, köyler, sivilleri göreyim dedim. Hani yardıma ihtiyacı olan o köylerin içerisindeki insanlar var. Gelen gıdalardan şimdi bir işin ucundan tutacaksın. Bir savaş var orada. Gıda mı da dağıtılması yapılıyor. Dedik ki yani şunları dağıtalım falan diye bombardımanın içinde kaldık. Neyin ne olduğunu gördüm. Şimdi Alparslan Çelik uçak vuruldu. Bir heyecan, insanlar sevinç çığlıkları atıyor. Paraşütle iki tane Rus pilotu mücahitlerin olduğu bölgeye doğru düşmeye başladı. Biz çok daha gerisindeyiz cephenin. İzliyoruz. O esnada telsizden sesler geliyor. Orada ben Alparslan'ın sesini de duydum. Ateş etmeyin, ateş etmeyin, esir alalım diye bağırıyordu. Ve Allah'ın takdiridir ki araştırın. Yani YouTube'a falan düşmüştür arada. Bulursam ben de size vereyim. O savaşın içerisinde olan mücahitlerin çekmiş olduğu bir video YouTube'a düşmüştü galiba. Orada çok net bir şekilde geliyor Alparslan Çelik'in sesi. Şimdi, yani vurmayın, esir alalım. Vurmayın, ha, esir alalım. Alparslan tabii Alparslan Çelik o. Tamam o, tamam yani, o. Vurmayın, esir alalım, vurmayın, esir alalım diye bağıran Alparslan Çelik. Orada Arapça konuşanlar da var, Türkçe konuşan Alparslan Çelik bağırıyor. Vurmayın, esir alalım diye. Şimdi kendisi de ifade etmişti. Düşünün, 10 dakika önce, 15 dakika önce kafanıza bomba yağdırıyor birileri. Ya reflekstir ya, Allah rızası için. Şimdi birisi sizin kafanıza Erkan Bey bir taş atsa, siz de dönüp onu görseniz ne yaparsınız? Siz de dönüp ona bir taş atmak istersiniz. Şimdi o mücahitlerin psikolojisini düşünün. 5-10 dakika önce her tarafa bomba yağdıran uçak ve ilk değil günlerdir Ruslar geldi, Ruslar gelecek, Ruslar vuruyor. Denizden füzelerle biraz önce gösterdiğim Acısu'da o mübarek, o savaşçı böyle amene tabiriyle mermiye kafa atan Doğu Türkistanlar, onun Acısu'da Riyad diye bir tane komutanımız var orada, Allah razı olsun. Fırınlık bölgesini tutan o Türkmen mücahitler, bu insanlar kardeşlerini, arkadaşlarını her gün kaybediyorlar bu bombardımandan sebep. Ve biraz önce onun attığı bombalardan, Rusça anlatmış olduğu bombalardan telsizlerden geliyor ki inşallah şehidimiz var, işte yaralımız var diye panik halindeler. Herkes toplu bir şekilde ateş ediyor yani. Herkes... Ama yine de orada Alparslan'ın şimdi, sesi diyorsun. Bakın bunu da anlatacağım. Bende videosu da var, size izletebilirim. Şimdi o savaş bittikten sonra ben de Ali Şehirli diye bir komutan var. Dedi ki rahat, hani cephe hattına doğru gidelim dedi. Gittiğimizde biz dağdan Alparslan Çelik ve yanındaki arkadaşlar, ben o videoyu da Facebook'tan yayınladım yani. Gördüm. Görebilirler. İlk karşılaşmadır o. Alparslan Çelik'le dağdan indiği zaman ilk karşılaşmadır. Hani biz, bir de haberler geldi Alparslan Çelik şehit oldu falan diye. Şudur budur. Ben de ülke ocaklarından tanırım. Yıllarca Ankara'da falan işte görev yaptığımız süreçlerde. Kardeşimizdir bizim. Yiğit de bir kardeşimizdir.
Hani Alparslan şehit olmuş, o heyecanla gittik o komutanla. Baktık ki araba geliyor, şükür elhamdülillah Alparslan şehit olmamış. Geldi, sevinmiş, Kızıldağ'ı aldık. Elinde işte bir şey, parçalar her tarafa parça düşmüş orada. Rus uçağının parçası dağılmış. Orada karşılaştık. Şimdi birden Tümen'e doğru dönerken bir basın ordusuyla karşılaştık Erkan Bey. İşlerinden tanıdığım Postiv'den Erol Can Dabakoğlu galiba, hatırlarsınız. Onlar da arıyorlardı, orada olduğumu biliyorlar. Bizden görüntü falan istiyorlardı. Birdenbire bir basın ordusu. Alparslan Çelik önde. Biz de işte arkada, ben hani savaşta falan değiliz ama o görüntünün içerisine düştük. Şimdi düşünün, Alparslan Çelik'e sorular soruyor işte haberciler. Efendim işte uçak düşürüldü, pilotları kim öldürdü, siz mi öldürdünüz falan deyince. Şimdi düşünün, Alparslan Çelik beraber cihat ettiği savaşta arkadaşları var. Ben öldürmedim dese, ben ateş etmedim dese, diyecekler ki ya hep beraber ateş ettik, bu bir şey mi o yani? Bu, düşünün, anlatabiliyorum değil mi söylemek istediğimi? Ben ve arkadaşlarım diyor zaten. Ben demiyor. Cezalandırdık zaten, gibi bir şey diyor galiba. Yani diyor ki, yani biraz önce kafamıza diyor bomba atıyordu. Ben ve arkadaşlarım hep beraber ateş ettik diyor. O psikolojiyi de biraz önce size anlattım. Yani kafanıza bomba atıyor. Ama şehitleri... aslında atmayın diye diyen bağıran da o. Yani o ses zaten duyuldu. Esir alalım. Herkes görüyor. Esir alalım. Şimdi onun için hatta başka bir şey denildi. Türk MİT mensubu denildi o bağıran için. Başka şeyler söylendi. Alparslan Bey'di diyorsunuz. Alparslan Çelik. Peki bitiriyoruz diye uyarıyor arkadaş. Şu anda da diyorsunuz Rusya arıyor ama kaçtı falan çok yok. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Tabii. Çok kısa vaktimiz var Serkan Bey. Alparslan Çelik benim gözümde ülkücü ideolojide yetişmiş. İlahi Kerimatullah Nizam-ı Alem davasına inanmış. Mazlumun, Türk soydaşlarının, ezilenin yanında olmak adına hiç kimseden emir ve talimat almadan 2 sene fevri olarak kalkmış, gitmiş Türkmen Dağı'na mücadeleye. Oradaki mücadelesinden sebep onu sevmişler ve bir noktaya getirmişler, komutan rolüne getirmişler. Benim için bir kahramandır. Türk milletinin de kahramanıdır. Çok tefrikalar yapıldı. İşte Alparslan, yani sanki birileri onun gidip onun orada ölmesini istiyor. Yani ben gördüm, o çocuk hep savaştı orada. Herkes onu seviyor, mücadele etti. O da inkar etmiyor zaten. Tamam mı? Ekranlara takdir çıkıyor, kameralara. Tabii çıkıyor. Takdir Allah'ın takdiridir. Eğer Alparslan Çelik'i Rusya bu kadar rahat istiyorsa, Türkmen Dağı'ndaki operasyonu Alparslan Çelik için yapıyorsa Miraç Ural'ın tezini çürütüyor. Yani 500 yıllık Mercidabı'nın intikamı falan yok ortada yani. Adamların bir tane pilotu bu kadar kıymetliyse, benim kanımdan, canımdan, kanımdan olmayıp da aynı zamanda dinimden, ümmetimden bir dünya mazlum insan orada katlediliyor yani. Niye sokaklarda değil bu insanlar? Bayır Bucağ'ın ilk Kızıldağ hadisesinde biz elimizden geldiğince uğraştık, sağ olsun ülke ocakları genel merkezi vesaire, bir sokağa inince bir hareketlendi falan. Bayır Bucağ'ın durumu bugünkünden daha kötü. Daha kötü. Ama hiçbir şey bitmiş değil, bunu da söylüyorum. Hiçbir şey bitmiş değil. %70 köyler almış olabilirler ama mücahitler orada devam mücadele edecekler. Özgür Suriye Ordusu'ndan da işte katılanlar, Doğu Türkistanlar vesaire cihatçı insanlar var. Bu hesap öyle basit bitmez. Peki. Miraç Ural'ın dediği gibi revanş alınmaz. Revanş alınması için Rusya'nın bizde tarihi bir dünya hesabı var yani. Peki. Ama bu millet bunu yaşayacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bölgeye çok sıklıkla giden efendim, hatta Rus uçağı düşürüldüğünde o anda orada olan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Bozkır'la, nedir bu Türkmen, Bayır Bucak Türkmenleri, ne isteniyor bunlardan, onlar orada neyi koruyor, neyi savunuyor, biraz ezber bozdu gibi düşünüyorum ben, ezber bozduğunu düşünüyorum bu sohbetin. Şahsen ben çok faydalandım, eminim ki siz de faydalanmışsınızdır. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Erkan Bey, misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Yani bölgeye gidip yeni haberler aldıkça biz yine gideceğim. Gazeteci olarak her zaman burada doğru haberleri çok görenler. Mazlumun yanında olacağız, insani yardımlarımız devam edecek. Kendi rızkımızdan, arkadaşlarımızın rızkından, yani sevaptır diyoruz. Oradaki insanların her şeye ihtiyacı var. Türk milletinden 500 yıllık hesap görülmeye çalışıyorsa Türk millet de şöyle bir düşünsün bakalım yani. Peki. Bu hesabın içerisinde olmalı mı değil mi yani? Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara saat başında gelişmeleri aktaracağız.